Sıra geldi Karahanlı Türkçesinde ünlü değişmelerine. Karahanlı Türkçesinde ünlüler açısından gerek eski Türkçe gerek kendi dönemi içerisinde belli durumlar dışında bak. Dudak çekimi, ilerleyici ya da gerileyici benzeşme gibi değişim yok. Bunlardan şimdi bir tane işleyeceğimiz yuvarlaklaşma. Karahanlı Türkçesinden sonraki dönem metinlerinde Harezm, Çağatay Türkçesiyle yazılmış metinlerde yaygın olarak görülen çift dudak ünsüzlerinin B, P, M ve... Etkisiyle meydana gelen ünlü yuvarlaklaşmaları karanlı Türkçesinde de yaygın olmamakla beraber. Unutma yaygın değil. Kimi örneklerde görülmekte kimilerinde var. Ancak bu sözcükler hem düz hem yuvarlak ünlü ile de yazılmışlardır. Eserlerde. Mesela avuçka sözcüğü ihtiyar avuçka ile de yazılmış. evrülmek evrilmek, dönmek, devretmek anlamında. Bak sevilmek var, sevil var e bir de sevili var. İki şekilde de yazılmış. Şöyle ayırayım. Görün hangisi olduğunu. Yapıl var. Örtülmek anlamında. Ebi de yapılmak şeklinde yine yazılmış. İki türlü yazılmış. Mün var. Yani binmek. Min. Bin anlamında. Ebi de minmek var. İki şekillisi de kullanılmıştır. İkisini de kullanmışlar. Benzeşme. Yuvarlak ünlülerin ilerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla birbirlerini etkilediği ve yuvarlaklaşmanın gerçekleştiği örneklerin sayısı da azdır. Böyle çekeyim biraz. Sayısı da azdır. Bu yolla gerçekleşmiş tutarlı ve düzenli değişimlerden söz etmek mümkün değildir. Metinlerden sabit edilmiş örnekler şudur. Bakın bir daha şu yukarıyı okuyayım yuvarlak ünlülerin ilerleyici ve gerileyici benzeşme yoluyla birbirlerini mesela bakın bizde ne var bulut kelimesi var yuvarlak ünlülerin yuvarlak ünlü şu değil mi yuvarlak ünlülerin ilerleyici ya da gerileyici benzeşme yani birbirine benzeme yoluyla birbirlerini etkilediği ve yuvarlaklaşmanın gerçekleştiği örneklerin sayısı da azdır. Bu yolla gerçekleşmiş tutarlı ve düzenli değişimlerden söz etmek değildir. Metinlerde şu var. Mesela bulut kelimesi var. Kutat birlikte geçer. Divan Lügatü Türk'te 20 defa geçer. Böyle bir örneği var. Atabetül Hakayık'ta var. Ee, Kur'an-ı Kerim tercümelerinde var bu kelime. Bulut. Bulut şeklinde geçer. Körküt var. Mesela körküt. Unutmak. Ee şey göstermek anlamında pardon. Körküt. Körküt. Körküt şeklinde yazılmış. Unut var. Unutmak anlamında. Bu şekilde yazılmıştır. Başka. Mesela şu örneği de vereyim. Soğuk var. Soğuk. Soğuk şeklinde yazılmış. Unut var. Ögdi var. Ögdi. Övmek anlamında. Ögdi. Bu şekilde yazılmış. Şimdi geldik büzüşmeye. Bakın ÖSYM bunları soruyor. Tanımları unutmayın. Ulaç eki almış. Ulaç eki almış. Asıl eylemin üzerine iktidarlık çatısını kuran. U yardımcı eyleminin gelmesiyle iki araya, eylem birleşerek olumlu da olumlu da U olumsuz ise Uma üme biçimini oluşturur. Bakın kaçumaz yani kaçamaz. Kaçu umaz. Bakın olumlu da U halini olumsuzda ise Uma üme biçimini alır. Mesela başka örnek vermiş miyiz buna vermişiz altta varmış. kalsın şurada. Şimdi kaçumaz kaçu umaz. Yiyemedi. Yiyü umadı. Kirümez yani giremez anlamında. Kiri umaz. Agu agu ayugay. Ayu ugay. Şimdi ulaç eki almış. Asıl eylemin üzerine iktidarlık çatısı kuran u. Şurada bir iktidarlık çatısı kuran u var eylemin gelmesiyle iki eylem birleşerek olumlu da u, olumsuz da uma, üme biçiminde kullanılır. Ee, yiyümedi. Mesela yiyüme, üme, uma bakın. yüme, üme, uma şeklinde kullanılır. Uma şeklinde kullanılır. Gelelim ünsüz değişmelerine. Bu da ÖSYM'nin sorduğu konulardan bir tanesidir b ve değişimi. Buna geçmeden önce burada şu işaretin mesela bakın şuradan kısa bir bahsedeyim arkadaşlar aklınızda bulunsun. Mesela şu işaret değişken anlamlıdır. ikili biçimi de gösterir. Şu işareti görürseniz kendinden önce gelen biçimin asli olduğunu gösterir. Şu İşaret kendisinden sonra gelen biçimin asli biçim olduğunu gösterir. Mesela burada örnek e, vermiş mi? Mesela aşağıya. Kendi, heh, şu yerimizde işleyelim zaten. Mesela. Bakın, şu ne demek? Şu ne demek? Kendisinden sonra gelen, kendisinden sonra gelen biçimin asli biçim olduğunu gösterir. Yani artık burada asli biçim hangisidir? Şudur. Anlaşıldı. Şimdi devam edelim konuya. Örnek. Mesela Orhun Türkçesinde ebir kelimesi var değil mi? Bak B ile yazılmış. Bir de şu ne demek? Şuralar ne demek? Bunun söz içi olduğunu gösterir. Bu ne demek? Söz sonu olduğunu gösterir. Şu ne demek? Söz başı olduğunu gösterir. Unutmayın. Uygurca'da evir olmuştur. Tamam mı? Karahanlı Türkçesinde evür olmuştur. Bak bir de ne var? Yuvarlaklaşma meydana gelmiştir, değil mi? Bak, orun Türkçesinde sebin. Uygur Türkçesinde sevin. Uygur Türkçesinde de kelime içi B'ler neye dönüşüyordu? B'ye dönüşüyordu. Karanın Türkçesinde sevin. Bak yine aynısı olmuş. Hatta biz ne dedik? Unutmayın. Lütfen unutmayın. Uygur Türkçesi Karanı Karanı Türkçesi pardon Uygur Türkçesinin devamı niteliğindedir. Mesela ÇŞ değişimi var. Şu işaret neydi? İki şekilliği de gösteriyordu. Çöpik, şöpik. Meyve yenilikten sonra atılan şeydir. Çer, çöptür. İki şekillisi de kullanılmıştır. Karanlı Türkçesinde unutmayınız. Çağla, şağla, çağlamak anlamında. Divan-ı Türk'te kullanılmıştır. Ee, i̇ki şekillisi de kullanılmıştır. Bu örneklerin dışında. Bu örneklerin dışında Divan-ı Türk'te ünsüzlerden sonraki hece başındaki durumlarda şeyinin yerini bazen Ç alır. Bakın şeyinin yerini bazen ç alır. Kimi örneklerde sözcüklerin şeyli biçimleri de mevcuttur. Her ikisi de kullanılabilir. Mesela Uygurca'da yapşur, yapçur, yapşur şeklinde. Orhun Türkçesinde kikşür, kikçür iki kişiyi birbirine kışkırtmak anlamında. Z S değişimi. Z S değişimi daha çok geniş zamanın olumsuzunda görülen bu değişimi nadiren kimi sözcüklerde de ikili biçimlerde de ee, kullanıldığı görülebilir Mesela buna vereceğimiz Bir tane örnek Ben vereyim şurada yazayım Mesela kögüz Var bir de Köğüs var yani Göğüs anlamında şeklinde Kullanılmış yalnız var Yalnız var Şunu sileyim burayı yanlış yazmışım Bak bir Nazal neyli yalnız var Bir de nazal neyli Yalnız var. Yani her ikisi beraber kullanılmıştır ee, şeklinde. Mesela olumsuz geniş zaman çekiminde bu çekimin maz ile yapıldığı örnekler de vardır. Yaygın olarak bu değişimin görüldüğü bilinmektedir. Bak bilmez, mez burada s olmuş sonu bolmaz, mazın sonu s. Bak s. E, körmez ZS Değişimi zeli örnekleri de e, Vardır Lütfen bunları da Unutmayınız arkadaşlar Şimdi e, Kalan kısmına bir sonraki videoda devam edelim e, Ünsüz Değişmelerine görüşmek dileğiyle